Ayrıca yaklaşan bir bayramımız var. Allah inşallah bize de bu bayramı yaşatmak nasip etsin. Şimdiden Kadir geceniz mübarek, ibadetleriniz, dualarınız kabul olsun diyorum. Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Ülkemiz için birliğe, beraberliğe, barışa vesile olmasını diliyorum. Bugün bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen, katkı sağlayan bütün aşçılarımıza, bütün personellerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Doçent Doktor Selçuk Özdağ, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Nasar Bağlı'ya, siz saygıdeğer misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı ve değerli hemşehrilerime şükranlarımı, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gelecek yıl Ramazan ayında yine iftar soframızda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Akyol'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Masar Bağlı'yı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Başkanım, hanımefendiler, beyefendiler. Ben selamlama konuşması yapmak üzere buradayım. Günün birinde bir derviş hacca giderken bir arkadaşına gidiyor, başka bir dervişe diyor ki ben hacca gidiyorum. Giderken orada benim hizmetlerimi görmek üzere yanıma bir fakih, bir talebe verirsen çok makbule geçer diyor. O da tamam diyor. Ona bir tane derviş veriyor yanına. Hizmetini görsün diye hacca giderken. İlk bir soru soruyor, diyor ki evladım senin adın ne? Mustafa oğlu Ahmet diyor. Sesini çıkarmıyor. Gidiyorlar. Hac vazifesini yerine getiriyorlar. Geri döndüklerinde bu arkadaş gidip o hacca giden arkadaşını ziyaret ediyor derviş. Soruyor ona, diyor ki sana verdiğim elemandan memnun muydun? Valla diyor memnundum ama biraz fazla konuşuyor. Bu da geliyor müride soruyor, diyor ki evladım sen niye bu kadar hizmetinde bulunduğun hoca efendiyi taciz ettin, rahatsız ettin? Niye bu kadar çok konuşuyordun? Efendim diyor, valla bana sordu, dedi ki senin adın ne? Ben de Ahmet oğlu Mehmet dedim. Evladım senin adını sormuş bu. Babanın adını sormamış ki sen bu kadar detay verdin. Ben de sadece sizi selamlamak için buradayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz çok ciddi olarak, ben Urfalıyım. Uzun süre Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde görev yaptım. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana halkın, toplumun devletiyle birlik ve beraberlik içerisinde aynı yöne gitmesini sağlayan bir iktidarın Türkiye'de egemen olmasının neleri beraberinde getireceğini bizzat yaşayarak görüyoruz. Türkler esas itibariyle açılımcı bir kavimdirler. Bugüne kadar tarihlerinde 18 farklı kavim alfabesini kullanmışlardır. Hiçbir biçimde başka kültürlerle birlikte yaşamaktan, başka kültürlerle karşılaşmaktan korkmamışlardır, çekinmemişlerdir, bir tedirginlik yaşamamışlardır. Son olarak şunu söyleyeyim, buralardan neşet etmiş bir imparatorluğun mirasına yaslanarak söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu buralarda konaklandığı zaman, buraya konumlandığı zaman etrafında ondan çok daha büyük 16-17 tane beylik vardı ama bir dünya imparatorluğu haline gelen Osmanlı olmuştu. Çünkü içine kapanmacı değil, açılımcı bir politika izledi. Çünkü büyümeyi arzu ediyordu. Başka topraklara kendi mesajını iletmeyi arzu ediyordu. Biz de bu mirasa uygun olarak bütün bu coğrafyamızda, bütün bu imparatorluğun sahip olduğu bütün kültürel farklılıklara elimizi uzatmak zorundayız. Çünkü bizi bekliyorlar.
Onun için de çok çalışmamız gerekiyor. Biliyorum fazla uzattım. Selamlamanın ötesine geçti. Saygılar sunuyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun, var olun. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Masar Bağlı'ya konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Manisa Milletvekilimiz Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'ı mikrofona davet ediyorum. Çok değerli Merkez Karar Yönetim Kurulu'ya, çok değerli belediye başkanım, çok değerli ilçe başkanları, Gördes'in çok değerli bürokratları, sayın müftülerim, çok değerli Gördesliler bayraklarına bağlı, vatanlarına bağlı, Allah'a ve peygambere sadakatle iman eden Gördesliler, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun, iftarlarınızı Allah kabul etsin, oruçlarınızı Allah kabul etsin. Bizler büyük medeniyetler kurmuş olan bir devletin çocuklarıyız, milletin çocuklarıyız. Allah kitabı gönderdiği zaman ilk ayet okuydu. Okuduk, okullu olduk ve büyük medeniyetler kurduk Araplarla, Emevilerle. Ardından Türklerin İslam olmasıyla beraber yine aynı şekilde Artuklularla, İlhanlılarla, Selçuklularla, Osmanlılarla okuyan bir topluluk büyük medeniyetler kurdu. Kültür sizin doğduğunuz ve öldüğünüz ana kadar yaşadıklarınızdır. Milletlerin de yaşadıklarına kültür denir. Eğer başka milletler sizi taklit ediyorsa o medeniyet haline dönüşür. Sizi başkaları taklit etti ve onun için 600 yıllık bir imparatorluk kurdunuz. Fakat ne zamanki okumadık, ne zamanki okullu olmadık, ne zamanki bilgiyle donatılmadık, o zaman geri kaldık. Osmanlı yıkılınca Hristiyanlar Batı dünyası hakim olmaya başladı. Ama bizim yıkılışımızla beraber hem Türk dünyası, hem Arap dünyası, hem de masum ve mazlum milletler tamamen fakirleştiler, sömürüldüler. Şimdi yeniden bir uyanış içerisindeyiz. Biz küllerimizden bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 89 yıldır yaşatıyoruz. Değerli Gördesliler, bu topraklarda ya askeriyeniz ve aynı zamanda ekonominiz büyük olacak. Askeriyesi ve ekonomisi büyük olmayan devletler yıkıldılar. İşte Bizans, işte Roma, işte Selçuklu, işte Osmanlı. Ama bizi de yıkmak istiyorlar. Şimdi bu topraklarda üç güçlü şeye ihtiyacımız var. Bir, büyük ve güçlü bir orduya. Ama demokrasiyi, millet iradesini içselleştirmiş bir orduya ihtiyacımız var. İki, büyük bir ekonomiye ihtiyacımız var. Kalkınan, ihracatı ithalatından büyük olan, bilgi toplumu haline dönüşen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Üçüncü olarak da demokrasiye ve o demokrasiyi ileri demokrasiyle tanıştıran bir yapıya ihtiyacımız var. Değerli Gördesliler, ben Allah nasip etti milletvekili olduktan sonra sizin temiz oylarınızla bir fakir Anadolu çocuğu, bir gecekonduda büyüyen, köyde büyüyen bir insan, doğan bir insan milletvekili olarak meclise gitti. Ben hacca gittiğim zaman geçen sene eşimle beraber bir kez daha Türkiye'ye döndüm baktım. İslam ülkelerinin bütün Müslümanlar oradaydılar. Bangladeş oradaydı, Pakistan, Hindistan, Cezayir, Afganistan, Arabistan, İran, Irak, Suudi Arabistan, herkes orada. Ama onlara bakıyorum, herkes fakir. Kimse İngiltere değil, kimse Almanya değil, kimse Amerika değil, kimse Norveç değil, Belçika değil, İsviçre değil. Bir tek zengin Türkiye var. O da hep darbelerle uğraşmış. Hep demokrasisini içselleştirmeye gayret sarf etmiş. Ve döndüm dedim ki Recep Tayyip Erdoğan. Döndüm dedim ki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşin o kadar zor ki, o kadar zor ki işin seni büyütmezler. Seni büyütmemek için her şeyi yaparlar. Kamuran'ın eski devlet bakanlarından milletvekili olduğum zaman bana şunu söyledi. Geldi tebrik etti. Bak Selçuk Bey dedi, kim Türkiye için çalışırsa, kim Türkler için çalışırsa onları santim santim keser bu Batı dünyası dedi. Hemen bir anda kafasını da kopartmaz. Ama Allah bize akıl verdi. Onların hesabı varsa Allah'ın da hesabı var. Şimdi büyüyoruz. Demokrasiyi içselleştirdik.
ileri demokrasiyle tanışıyoruz. İhracatımız 160 milyar dolar ve artık okullu oluyoruz. 180 üniversitemiz, yüzlerce, binlerce fen lisemiz, Anadolu lisemiz var. Deha çocuklarla ilgili özel okullar kuruyoruz. Artık beyin göçü, beyin gücü haline dönüşüyor. Bakın uzaya artık uydu gönderiyoruz. Ama biz uzaya uydu gönderirken birileri ODTÜ'de bunu protesto ediyordu. Başbakanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne sokmak istemeyen 1000 tane çocuk vardı. Herkes günlerce onları konuştu. Bu uydu ne yapacaktı? Bu uydu rekolteleri tespit edecek. Bu uydu istihbaratı ölçecek. Bu uydu PKK'yı adım adım takip edecek. Bu uydu hava iklim şartlarını kontrol edecek. Ve bize çok ciddi kalkınmışlık sağlayacaktı. Ama bunu konuşmadık. Türkler uzaya uydu gönderdiler diyerek övünmemize bile fırsat vermediler. Ne olduysa hep ODTÜ'deki olayları konuştuk. Başbakanı ODTÜ'ye sokmak istemeyen gençleri konuştuk. Şimdi de Türkiye'de değerli gördesinler. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. 100 milyon kişinin bir yıl içinde hareket edeceği bir liman. Nedir burası? Şimdi dünyanın her yerinden destinasyon merkezi olarak Frankfurt Havalimanı var. Yılda 30 milyar euro kazanıyorlar. Eğer bu limanı yaparsak, ki toprak verdik, yap işlet devletle 30 milyar euro kazanıyoruz. Şimdi Almanların kazanacağı parayı biz kazanacağız. Şimdi 1980 darbesi olduğunda 22,5 milyar dolar olan bir ihracat olan Türkiye'nin bugün 160 milyar doları var. Ve aynı zamanda 22,5 milyar doları Sinop'ta, Mersin'de nükleer tesisler yapıyoruz. Ve buralarda 14.500 olmak üzere 28-29 bin kilometre saatlik elektrik üreteceğiz. Doğalgazla dışarıya bağlıyız. Petrolde dışarıya bağlıyız. Rüzgarla, güneşle, jeotermalle, nükleer tesislerimizle ve de suyla beraber elektrik üretmemiz lazım. Ama bunları konuşamadık. Biz şimdi hızlı treni İstanbul'a bağlıyoruz 29 Temmuz'da, 29 Ekim'de inşallah. Ve Marmara Rayı'yla beraber biz Londra'yla Çin'i birbirine bağlayacağız. Dünyanın en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Ama birileri Gezi Parkı'nda böceğe, ağacı, çiçeğe bahane ettiler ki bu topraklarda 12,5 yıldır biz 2 milyar 700 milyon ağaç diktik. Ve sadece bu iktidarın Manisa'daki diktiği ağaç sayısı 13 milyon. Geçen sene bu fakir kardeşiniz bir arkadaşından alarak 30 bin meyve ağacı dağıttı sadece gör dese, Demirci'ye, Selendi'ye 3 tane ağacı bahane ederek benim yapmış olduğum projeleri gölgede bırakmak istiyorlar. Havalimanımı, nükleer tesislerimi, nükleer santrallerimi, hızlı trenimi, Marmara Rayı'mı, büyüyen Türkiye'yi, 200 tane yaklaşık üniversitemi bunları gölgede bırakmak istiyorlar. Gördesizler, bunlara pabuç bırakmayın. Eğer biz büyürsek Batı dünyası küçülür. Eğer biz küçülürsek onlar büyürler. Onlar hep sömürdüler Afrika'yı, bizi, Ön Asya'yı, Arapları ve zengin oldular. Şimdi biz çalışıyoruz. Çalışacağız. Allah çalışana veririm diyor. Ama doğrularla beraberim diyor. Çalışacağız ve doğru olacağız. Büyük ve müreffeh Türkiye'yi kuracağız. Özgür ve zengin Türkiye'yi oluşturacağız. Biz özgür ve zengin olursak Türk dünyası bağımsız olur. Araplar sömürülmez, bağımsız olurlar. Afrika'da Türklerin bayrağı olur. 76 milyonun teknolojisi, bilgisi, alın teri olur. Biz inşallah gözyaşlarımızla alın terimizi beraber akıtacağız. Ve partiler araçtır değerli gördesiler. Burada Gördes Belediye Başkanımız teşkilatıyla tüm gördesi davet etmiş. Partiler bugün vardır, yarın yoktur. Araçtır. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak, amaç Türkiye'yi zengin etmek, amaç insanların en güzeli insanlara hizmet edendir, düsturu gereğince insanlara hizmet edendir. Ben milletvekiliniz olarak 1 milyon 460 bin kişilik Manisa'da CHP'linin, MHP'linin, herkesin milletvekiliyim. Alevinin, Sünninin, Kürdün, Türkmenin, herkesin milletvekili olmak için kapımız açık, gönlümüz açık. Bu eli kirletmeyeceğiz. Bu alnı kirletmeyeceğiz. Hep helal kazanacağız. Ve benim ülkeme hizmet etmek şerefini ve bahtiyarlığını yaşayacağım. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakabilirsem aileme bırakacağım en büyük miras olacak. Recep Tayyip Erdoğan da 76 milyona hizmet ederek
bu fani dünyadan bahçe dünyaya gidecek imkanlar. Biz inanıyoruz ki bir gün öleceğiz. Yaptıklarımızla gideceğiz. Yaptıklarımız gördese hizmetlerimiz olsun. Manisa'ya hizmet olsun. Manisa'ya çok büyük hizmetler yapıyoruz. İşte nikel madenleri başlıyor çalışmaya. 500 kişi çalışacak. İşte Çaldağ'da 1000 kişi çalışacak bu yıl sonunda. 650 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. Burada 850 milyon dolarlık yatırım. Bir katrilyonluk şimdi Soma'ya nükleer termik santral yapıyoruz. 3500 kişi çalışacak. 4500 megawatt gücünde elektrik üreteceğim. İşte Bekirli'de, Akhisar'da rüzgar enerjisi. 100 bin haneye elektrik üretiyorum ben. İşte Alaşehir'de, işte Sarıgöl'de jeotermalimle. Türkiye'nin en sıcak suyu burada çıktı. 52 milyon dolara sattık. 15 trilyonlu özel idareye verdiler. Bu para köylere akıyor inşallah. Ve orada elektrik üretiyorlar. Seracılık yapıyoruz biz. Biz burada dünyanın en güzel tarımını işleyeceğiz. Tarım, sanayi, kültür, turizm, eğitim. Bizim medar iftarımız olacak bunlar. Manisa'da işsizlik %4.4. Geçenlerde Kalkınma Bakanı geldi. Dedi ki 2023'te Türkiye'nin işsizlik ortalamasını %5 yapmak istiyoruz. Fakat Manisa geçmiş 2023'ü. Şimdi 4.4. Soma'da %3. İnşallah hedefimiz 2023'te Manisa'da %3 işsizliğin olduğu bir ortamı oluşturmak. Sizin için hizmet edeceğiz. Üniversiteyle, okullarla, belediyelerimizle, yolumuzla, iletişimimizle, ulaşımımızla, sağlığımızla Gördes halkının hizmetindeyiz. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Bir iftar programındayız. İftarınız mübarek olsun. Her geceniz Kadir olsun. Her gördüğünüz Hızır olsun inşallah. Allah hiçbir gününüzü karanlıkta bırakmasın. Aile huzuru diliyorum sizlere. Siz sağ olun. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yaşasın Ay Yıldızlı Bayram diyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ, bu duygulu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene yine bir iftar programında buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Reis, bir de ikimiz beraber çekiyoruz ya. Çek bakalım baba.
kağıdı oluyor. Yukarı aşağı sandım. Sağlı şeyler gidiyor. Şu aşağı yukarı. Thank you.
Danışmanım ver.